Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 28 Mart'ta Terazi burcunun 8 derecesinde dolunay meydana gelecek. Her ay bir dolunayımız meydana geliyor ve bu dolunaylar hayatımızda yeni gündemler yaratıyor. Evet, dolunay tamamlanma süreçlerini işaret eder. Farkındalık dönemleridir. Daha önce yapmış olduğumuz bazı girişimler dolunayda meyvelerini verir ve sonuçlarıyla yüzleşiriz. Terazi dolunayı özellikle ilişkilerimiz, ilişki dinamiklerimiz, hayatımızda uyum ve denge arayışlarımızda, diplomaside, siyasi konularda, hak arayışlarımızda, adaletle ilgili mekanizmalarda önemli bazı aydınlanmalar getirebilir. Yöneticisi Venüs'tür terazinin ve Venüs Koç burcunda. Dolunay sırasında Güneş'le birleşiyor ve yanında Şiron var. Dolunay an haritasında Akrep burcu yükseliyor ve Akrep burcu dönüşümler ve bazı krizlerle alakalıdır. Evet, dolunay bize duygusal anlamda etkileyebilecek enerjiler taşıyor. Özellikle Venüs'ün Şiron'la birleşmesi, Güneş'le birleşmesi ve Venüs'le Ay arasında bir karşıtlık oluşması kadın ve dişi enerjiyle özellikle hayatımızda bazı yüzleşmeler, tabii ki bu bireysel hayatlarımızda olduğu kadar toplumda da bu konuyla ilgili bazı yüzleşmeler, Şiron'un etkisi eksiklikler, hatalar, yaralar ve bunlarla ilgili konularda yaşayacağımız farkındalıklar, şifa arayışları, hak arayışları, adalet arayışlarıyla ilgili. Yaşamımızda eksikliğini hissettiğimiz adalet konusu, haksızlığa uğradığımızı hissettiğimiz alanlar, sosyal vicdan, eşitlik ilkesi özellikle ve tabii ki maddi manevi her alanda paylaşımlar, işbirlikleri, ortaklıklar, buralardaki denge unsurlarında bazı farkındalıklar yaşayabiliriz. Tabii ki buradaki eksiklerimizle yüzleşebiliriz. Geçmişten gelen bazı yaralarımızla da daha fazla bu dolunayda yüzleşebiliriz. Şiron bizi yaralarımızla, hatalarımızla yüzleştirdiği gibi kendi içinde şifa ve tedavi imkanlarını da barındırıyor. Bize vereceği bilgiler ve farkındalıklarla bu şifalanmayı da yine bu dolunay enerjileri içerisinde bulabiliriz. Akrep, yükselende bulunan akrep, ölüm ve yeniden doğum demek. Yani aslında yaşamımızda dönüştürmek istediğimiz, geride bırakmak istediğimiz konularla yüzleşip iyileşmeler de yapabileceğimiz bir dönemdeyiz. Evet, 8 derecede meydana gelecek bu dolunay. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle öncü burçlarımız daha fazla etkileniyor. Bunlar hangileri? Koç, terazi, yengeç ve oğlak. Lütfen kişisel doğum haritalarımıza bakalım. Hepimizin haritalarında öncü burçlar var çünkü. Özellikle terazi burcunun ve koç burcunun bulunduğu ev alanları daha fazla etkilenecektir. 8 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz varsa bireysel olarak bu dolunaydan güçlü tesirler alabilirsiniz. Dolunaylar bize önemli farkındalıklar verdiği gibi duygusal, bedensel, zihinsel sağlığımızı da önemli şekilde etkiler. Daha hassas olabiliriz, daha kırılgan olabiliriz bu dönemde. Özellikle tabii ki bel bölgesi, cinsel bölgeler, terazi dolunayında daha hassas olabilir. Kronik sorunu olanların dikkatli olmasında fayda var bu dönem içerisinde. Şiron da Koç burcunda Venüs'le birleşiyor. Baş bölgesi yine hassas olabilir. Baş ağrıları, kronik ağrılar, bel ağrıları, baş ağrıları, migren ağrıları ve benzeri özellikle vücut ağrıları dolunayda biraz daha kendisini hissettirebilir. Kendimizi çok yormamaya çalışalım, dinlenmeye çalışalım, duygusal anlamda da kendimize çok yüklenmemeye çalışalım. İlişkilerimizle ilgili önemli kararlar verebiliriz. Evlilik gibi konuların çok sorgulanabileceği bir dönemdeyiz. Buradaki tabii ki hatalar ve eksiklerle de yüzleşebiliriz. İşbirlikleriyle de ilgili, ortaklıklarla da ilgili önemli kararlar verilebilir. Türkiye nasıl etkileniyor? Türkiye haritası, biliyorsunuz akrep ülkesiyiz. Dolayısıyla dolunayın yükselen burcu aslında Türkiye'nin güneşiyle de birleşiyor. Ve Mars'ımız 7 derece terazi burcunda olduğu için tam Mars'ımızın üzerinde bir dolunay var. Türkiye'nin haritasını etkileyen bir dolunay döngüsü bu.
Bu dönemde Mars olunca tabii daha çok ülkenin güvenlik alanları, askeri, ordusu, polisi, bu alanlar biraz düşünülebilir. Askerimizi ve ordumuzu etkileyebilecek bazı gündemler olabilir. Yine gizli düşmanlıklara, arka planda çevrilen işlere dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Mars İkizler Burcu'nda, ülkemizin 12. evinde, burası geri planda olan konular, gizli düşmanlıklar, gizli işler alanında bir Mars var. Burada özellikle askeri konularda, sınırlarda, güvenliğimizle ilgili alanlarda, ordumuzla ilgili konularda hassasiyetler artabilir. Askerlerimizle ilgili biraz problemler söz konusu olabilir. Güneşimiz etkileniyor. Güneşimiz tabii daha çok liderleri, ünlü kişileri de gündeme taşıyor. Üstelik haritamızın 4. evinde meydana gelecek Dolunay, Türkiye haritasının, aynı zamanda muhalefetle alakalıdır. Yani muhalefet partisi, muhalefet partileri ve özellikle muhalefet liderleriyle de ilgili çok hızlı gündemlerin olabileceğini, belki biraz zarar görme, bir hastalık, bir yaralanma ve benzeri bir tesir de olabilir tabii ki. Hani buralarda hızlı gündemlerin olabileceğinin de işaretçisi, biraz tansiyonu yüksek bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Türkiye haritası etkilendiği için özellikle. Evet, şimdi kısaca yükselen burçlarımıza göre dolunay tesirlerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, dolunay sizin için önemli. Tam karşıt burcunuzda, terazi burcunda olacak. Dolayısıyla bu dolunay ilişki dinamiklerinizde önemli farkındalıklar verebilir. Bazı sizi ruhsal olarak, hani duygusal olarak zorlayabilecek koşullar da gündeme gelebilir. İlişkilerinizdeki eksiklikler, bunlar daha fazla belki dolunayda gözünüzün önünde kendini belli edebilir. Önemli kararlar verebilirsiniz dolunayla beraber. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz özellikle 8 derece ve yakınlarındaysa daha fazla güçlü tesirler almanız mümkün görünüyor. Genel olarak sağlığınıza dikkat edin. Her türlü kronik sorunlar dolunayda daha fazla tetiklenebilir. Ağrılar, sızılar, baş ağrıları, migren sorunları, bel problemleri özellikle. Yine cinsel bölgelerle ilgili kronik sorunlar dolunayda kendisini hissettirebilir. Sağlığınıza dikkat etmekte fayda var. Bir sağlık sorununuz varsa bunu çözümlemek için de şifa arayışlarınız olabilir, tedaviler olabilir. Veya hani ilişkilerinizle ilgili bir probleminiz varsa bunları çözmek için de arayışlarınız olabilir. Sorunlu ilişkilerinizi de belki bitirme kararı alabilirsiniz bu dönemde. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, dolunay sizin 6. evinizde meydana geliyor. İş hayatınız, günlük düzeniniz, mesleğinizle ilgili alanlarda bazı farkındalıklar olabilir. Sağlığınıza da dikkat edin. Önemli farkındalıklar gündemde, gizli olan bir şeyler de açığa çıkabilir bu dolunayda. Bir anda beklemediğiniz bir sağlık sorunuyla da karşılaşabilirsiniz ya da iş hayatınızda çözümlenmesi gereken bir konu olabilir. Özellikle işbirlikleri, beraber çalıştığınız kişiler, yanınızda çalışan, hizmet aldığınız kişiler, evcil hayvanlarınız, onlarla da ilgili önemli gündemlerin oluşması mümkün. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, terazi dolunayı sizin için aslında daha çok aşk ve duygusal konuları işaret ediyor, romantik konular. Aşk hayatınızda önemli gelişmeler olabilir, farkındalıklar olabilir, kararlar verebilirsiniz. Tabii biraz hani romantik konularda kararsızlıklar da olabilir. Belki bir yüzleşme de olabilir, özellikle aşkla ilgili sizi biraz duygusal olarak zorlayabilecek konular da gündemde olabilir. Çocuklarla ilgili bazı önemli etkiler var. Çocuklarla ilgili hamilelik, doğum ve benzeri konular belki netleşebilir hayatınızda veya var olan çocuklarınızla da ilgili bazı önemli kararlar alabilir. Onlarla daha fazla ilgilenmek gereği duyabilirsiniz. Yani böyle bir gündem oluşabilir bu dönemde. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, sizin için de önemli bir dolunay tesiri. Sizin gibi öncü bir burç, dolunay 4. evinizi aydınlatırken aileniz, yuvanız, yaşam alanlarınızla ilgili alanlarda bazı farkındalıklar olabilir.
Ebeveynlerinizle ilgili mesuliyetleriniz artabilir. Evet, bir sağlık sorunu veya bir ailede bir gündem olabilir. Biraz duygusal olarak zorlanabilirsiniz de bu dolunayda. Genel sağlık temalarına dikkat etmek gerekiyor. Yer değişimleri, taşınmalar, dönüşümler olabilir. Ayrılıklar olabilir. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 8 derece ve yakınlarında güneş burcunuzu ve yükselen burcunuz varsa bireysel tesirleriniz biraz daha ön planda olabilir sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, dolunay 3. evinizi aydınlatırken bazı önemli fikirler olgunlaşabilir. Eğitimle ilgili bir işiniz sonuçlanabilir. Kardeşlerle de ilgili mevzular var. Biraz yakın çevre ilişkilerinize, akraba ilişkilerinize, kardeş, komşu ilişkilerinize dikkat edin. Çünkü anlaşmazlıklar olabilir. Bir kadın figürle ilgili özellikle yakınlarınızdaki hani bazı sorunlar ya da bazı sizi etkileyebilecek konular gündeminizde olabilir, ama bazı tamamlanmalar da olabilir. Yani sürüncemede olan bir konunun netleştiği bir süreci de işaret ediyor bu dolunay. Bir seyahat, bir yolculuk da dolunayla beraber gündemimize gelebilir. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, dolunay para evinizde. Yani bu dolunay parasal konularda hızlandırıyor gelişmeleri. Evet, bir harcama olabilir. Belki bir sağlık için bir zorunlu bir harcamanız olacak, bir yatırım olacak. Ya da gelirlerle ilgili hissettiğiniz bir hassasiyet var. Yani gelir gider dengenizde para durumunuzla ilgili, mali durumunuzla ilgili bazı gündemler oluşacak. Ama bir sorun varsa, bir para ihtiyacınız var örneğin ya da bir borcu ödemeniz gerekiyor. Bununla ilgili bir çözüm arayışı da olabilir. Özellikle ilişkilerinizin, parasal ilişkilerinizin, ortaklıklar olabilir, partner ilişkileri olabilir. Biraz daha bu dönemde gündeminizde olması mümkün. Sevgili teraziler ve yükselen burcu teraziler, sizin için tabii ki çok önemli bir dolunay yükselen burcunuz üzerinde. Lütfen kişisel haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükseleniniz 8 derece ve yakınlarındaysa daha önemli etkiler alabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Hızlı gündemler oluşabilir. Eşinizle, partnerinizle ilgili örneğin bir anda bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Ama bir sıkıntı da olabilir burada. Sorunlu bir ilişkiyi belki bitirme kararı alabilirsiniz. Ya da sorunlu bir ilişkinin artık neyse probleminiz, onu çözmek için daha kararlı olabilir. Çözüm yolları da bulabilirsiniz bu ilişkinizde. Özellikle işbirlikleri alanında da yine gündemler olabilir. Genel sağlığınıza da daha hassas olabileceğiniz için dolunayda dikkat etmekte fayda var. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, dolunayda gizli olan bir şeyler aydınlanabilir. Hızlı ve ilginç gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle iş hayatınızda, mesleki konularda bazı gündemler artabilir. Sağlık konularına dikkat edelim lütfen. Biraz içe kapandığınız, kendinizle ilgilendiğiniz bir süreç, bir şifa arayışı söz konusu. Manevi konularda da duyarlılığınız artıyor. Evcil hayvanlarınız, yanınızda çalışan kişiler, akrabalarınız, yakınlarınız, onların genel durumları, sağlığınız, kurduğunuz ilişkilerde de biraz hassasiyetler artabilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, terazi dolunayıyla beraber özellikle bazı işleriniz, gelecekle ilgili projeleriniz, hedefleriniz neyse buralarda bazı tamamlanmalar olabilir. Bazı duygusal ilişkileriniz, aşk ilişkileriniz, arkadaş ilişkilerinizde krizlerle de karşılaşabilirsiniz. Yani bazı hassasiyetler, anlaşmazlıklar gündemde olabilir. Bir ilişkiyi bitirme ya da bir gruptan çıkma gibi konular olabilir. Ama farklı bir alanda da kendinize yeni hedefler belirleyebileceğiniz önemli kararlar olabilir. Bir sorunu çözmek için de belki bir arkadaşınızla bir sorununuz var ya da bir aşk hayatınızda bir sorununuz var. Bunu çözecek imkanları ve yardımları da bulabilirsiniz. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, dolunay kariyer alanınızı etkiliyor. Burayı aydınlatıyor. Toplumda dikkat çekebileceğiniz bir süreç. Tabii ki bir başarı getirebilir. Ama bu dolunay bir dönüşüm de getirebilir size. Belki işinizle ilgili görev değişimi, yer değişimi, bunun hayatınızda yarattığı bazı duygusal etkiler olabilir. Ayrılık enerjisi, bir taşınma, yer değişimi, biraz uzaklaşma, sevdiklerinizden uzaklaşma gibi tesirler olabilir. Ebeveynleriniz, onların genel durumları, onların sağlıklarıyla da ilgili hassasiyetler var. Evet, onlarla da ilgilenebilir veya hani bu konularda bir farkındalık yaşayabilirsiniz sevgili oğlaklar.
Güçlü etkiler alan burçlardansınız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 8 derece ve yakınlarındaysa kariyeriniz, iş hayatınız, ailevi konularda önemli dönüşümler olması biraz hani içinde biraz hani böyle bir burukluk, bir duygusal zorlanma da taşıyabilir tabii ki bu dönem. Ama aynı zamanda kronik bir sorunu çözmek adına size şifa da getirebilir. Güçlü etkiler altındasınız. Evet sevgili kovalar ve yükselen kovalar, terazi dolunayı genel olarak aslında sizin motivasyonunuzu arttırıyor. İletişimi, ulaşımla ilgili konuları, yolculukları gündeminize taşıyabilecek bir dolunay. Yakın çevre ilişkileriniz, kardeşler, akrabalar, kuzenler, yeğenler, komşular, iş arkadaşları, onlarla olan ilişki dinamikleriniz ön planda. Biraz bazı konularda anlaşmazlıklar olabilir tabii ki. Fikirsel anlaşmazlıklar olabilir, hassasiyetler olabilir. Ama süre gelen bu hassasiyetleri çözüm yolları da bulabilirsiniz. Belki bir hukuksal bir konu var akrabalarla ilgili, kardeşlerle ilgili. Burada bazı çözümler olabilir. Yarım kalmış bir şeyleri tamamlamak ya da bir eğitiminizi tamamlamak, bir yolculuk planınızda örneğin seyahatlerle ilgili konularda yardımlar, destekler almak söz konusu olabilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, terazi dolunayı parasal konularda ve özellikle başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, hisseli paralar alanında önemli dönüşümler getirebilir. Evet, parasal biraz hassasiyet artıyor. Belki bir borç ödemesi sizi zorlayacak, bir anda bir kredi konusu, bir borçlanma, bir vergi sorunu ya da bir miras, hisseli paralar. Buralarda bazı etkiler var. Ama tabii ki çözüm yollarını da kendi içinde barındırabilir bu dolunay. Ani bir masraf, belki sağlıkla ilgili bir harcama söz konusu olurken bir yandan da bu ihtiyacınızı karşılayabilecek çözüm yollarında yine dolunay kendi içinde sunabilir sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.